Geçmiş Çin İmparatorlukları hakkında konuştuğumuz diğer videolarda özellikle son hanedanı döneminin arkadaşlar önemli teknolojik yeniliklerin yaşandığı bir dönem olduğundan bahsetmiştik hatırlarsınız. Ve yeniliklerin en önemli örneklerini inceleyecek olursak ilk olarak barut ve hareketli blok baskıdan başlayabiliriz. Aslında blok baskı ilk olarak Tang hanedanı döneminde ortaya çıkıyor. Belki de bunu yanlış söyledim. tank da olabilir ama ancak son Kaneda'nı döneminde mükemmelleştiriliyor ve hareketli blok baskının kullanılmaya başlanmasıyla çok daha verimli hale geliyor. Pusula özellikle deniz kullanımı için mükemmel hale getiriliyor. Bununla birlikte tekneler ve gemiler bu teknolojiden faydalanarak çok daha önemli bir yere sahip oluyorlar. Bu dönemin canlılığını görmek çok kolay. Gerçekten Çin halkına hizmetin en üst noktası bu dönem olabilir. Ayrıca neo ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi ise geliyoruz en önemli soruya. Bu yeniliklerin hepsinin birden gerçekleşmesini sağlayan neydi? Son Kaneda'nın bu ilerleme döneminde istikrarını ne sağladı? Bunun gibi bir çizgide 2000 yıldan fazla tarihi barındıran bir zaman çizelgesine baktığınızda çok uzun sürmüş gibi görünmeyebilir, ancak Son Kaneda'nı 300 yılı aşkın bir süre hüküm sürüyor ve 1127 yılına geldiğimizde hanedanlık Kuzey Song ve Güney Song olarak ortadan ikiye bölünüyor. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Bu 300 yıllık dönemin Çin için çok müreffeh bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus Tang hanedanı zamanında yaklaşık 50 milyon kişiden oluşurken Kuzey Song hanedanında tahminen 100 milyon insana ulaşıyor ve artmaya devam ediyor. Çin Ming Hanedanı dönemine ulaştığında yaklaşık 200 milyonluk bir nüfusa sahip oluyor. Peki bu nüfus patlamasını destekleyen unsurlar nelerdi? İlk aklınıza gelen şey daha bol besin olmalı, değil mi? Ve bu doğru. Bu dönemde Son Hanedanı Güneydoğu Asya'dan gelen daha dayanıklı bir pirinç tohumunu keşfediyor ve yaygınlaştırmayı başarıyor. Bu sayede çok daha fazla insan için besin elde ediliyor ve bu durum nüfus artışını tetikliyor tabii ki. Ancak insanları besleyebildiğiniz zaman daha fazla refah sağlar ve ancak refah sağlayabildiğiniz zaman istikrarlı bir imparatorluğa sahip olursunuz. Tabi imparatorluklarda hem refah hem de istikrar için önemli bir unsur da ticarettir. Çin'in sahip olduğu çok sayıda nehir ve kurdukları su ulaşım sistemi her zaman tarım ve ticareti desteklemişti. Ama Sui Hanedanı'na geldiğimizde işte tam burada büyük kanal tamamlanıyor. Bu kanal bugün bile insan eliyle yapılmış en büyük kanaldır. Büyük kanal Pekin'den Hangzhou'ya kadar uzanıyor. Hatta bunun ötesine geçiyor. Diğer kolları da var ve bunlar var olan nehir sistemine bağlanıyorlar. Bu sayede özellikle de tank ve son kanedanları döneminde ticaret hacminin artması için gerekli altyapı kurulmuş oluyor. Son kanedan döneminde icat edilen savak sayesinde Su seviyesinde bir değişiklik olsa bile nehir, kanal ya da su yolu üzerinde kolayca seyahat edilebiliyordu. Savak bugün bile dünya genelinde birçok kanalda standart olarak kullanılan bir teknolojidir. Bugün hala tüm dünyada kullanılan başka bir buluşu da son kanedanına yine borçluyuz. Ticaretin arttığı bu dönemde ilk defa kağıt para karşımıza çıkıyor. Bu ekonomi için önemli bir yenilik. O kadar önemli bir yenilik ki kağıt parayı bugün hala kullanıyoruz. Eğer bugün altın, gümüş veya bakır madenimiz olmamasına rağmen alışveriş yapabiliyorsak bunu kağıt paraya, kağıt paranın yaygın kullanımını ise son kanedanla borçluyuz. Tabii unutmayalım kağıt paranın yaygınlaşabilmesini sağlayan şeylerden biri de bu blok baskı ve özellikle de verimliliği apayrı bir noktaya getiren hareketli blok baskı. Yine bir son hanedana yeniliği. Yani bir alandaki teknolojinin gelişim ya da yeniliği başka bir alandaki gelişimi tetikliyor. Tarihe geri dönecek olursak 1127 yılına geldiğimizde kuzeyden gelen diğer güçler özellikle de Jin kuzey Çini fethetmeyi başarıyorlar. Bu toprak kayıpları ve askeri tehdit Song hanedanının başkentini kuzeydeki Kaifeng'ten güneydeki Hangzhou'ya taşımasına neden oldu. Burada Hangzhou'nun haritadaki yerini görebilirsiniz. Evet. Büyük kanalın güney kısmında çok önemli bir duraktır burası. Sonuç olarak Kuzey Song taşınmak zorunda kalıp da aslında harita üzerinde Güney Song hanedanı haline gelmesine rağmen bu refahı yaklaşık 150 yıl daha devam ettirdiler ve bu durum kamu hizmeti sistemindeki meritrokrasiden kaynaklanıyor. Kısacası gıda bolluğu, istikrarlı yönetim, ticaret, para ve tüm bu teknolojik ilerlemeler Song hanedanını Çin tarihinin parlak dönemlerinden biri haline getirdi.